Erdinç, anneyle konuştuk. Durum çok vahim. Emniyet müdürü an itibariyle yanında. Ne söylüyor bilmiyoruz ama bundan sonra devlet ne diyecek? Nasıl bir düzenleme, nasıl bir soruşturma, inceleme sürecek? Aslında Milliyetin Bakanlığı da bu konuyla ilgili çok hassas, çok titiz bir çalışma yürütüyor. Olayın kamuoyu tarafından duyulmasının ardından hemen olay incelemeye alındı. Tabii çeşitli iddialar var aslında. Yani velilerin, öğrenci velilerinin otizmli öğrencileri ve öğrenci velilerini yuhaladığı yönünde iddialar vardı. Bu olayın bir organize bir olay mı olduğu, birileri tarafından o velilerin provoke edildiği mi sorusu elbette merak ediliyor. İşte Milliyetin Bakanlığı da aslında işin biraz daha bu kısmıyla ilk etapta ilgileniyor. Bununla ilgili soruşturma başlatıldığını söylemiştik. Okul müdürü hakkında bu soruşturma yürütülüyor. Çünkü iddialara göre okul müdürü de bu eylemin başlangıcında etki etti, velileri provoke ettiği iddiaları var en azından. İşte Milli Eğitim Bakanlığı da okul müdürü hakkında bir inceleme başlattı ve o soruşturmanın devam ettiğini hemen söyleyelim. Ama işin elbette bir de psikolojik boyutu var, eğitim boyutu var. Milli Eğitim Bakanlığı işin bu boyutuyla da yakından ilgileniyor. Sınıfın girişinde otizmli öğrenciler sınıfı yazısı vardı. Az önce görüntülerde izlemiştik, velilerin gönderdiği. O görüntülerde de okulun içerisinde böyle bir ayrı bir bölüm olduğu görülüyordu. Zaten bu olayın yaşanmasının hemen ardından o tabela indirildi. O görüntülere yansıyan tabela şu anda okulda, o bölümde asılı değil ama Milli Eğitim Bakanlığı bunu da yeterli görmedi. Gerçi otizmli öğrenci velisi de aktarmıştı. Diğer öğrenci velilerinin kendilerine bakış açısının değiştiğini ifade etmişti. İşte bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı da konuyu ele alıyor ve hem öğrenci velileri, diğer öğrenci velileri hem de otizmli öğrencilerin velileri bir eğitime alınacak. Belki de bir anlamıyla onların birbirlerine karşı olan bakış açılarını değiştirmek anlamında bu eğitim çalışmalısı devam edecek. Onlar o eğitimde birbirlerine, öğrenci velilerinin daha da yaklaşması sağlanacak. Belki de öğrencilerin de birbirlerine yaklaşması sağlanacak ama az önce de söylediğimiz gibi Milli Eğitim Bakanlığı hem bu olayın psikolojik boyutunu hem de idari boyutunu ele alıyor. Ama sıcak bilgiyi tekrar paylaşarak ben yayını devredeyim. Okul müdürü hakkında bir inceleme başlatıldı. O soruşturma devam ediyor. O soruşturma devam ederken de diğer adımlar atıldı. O sınıfların girişindeki tabela kaldırıldı ve hem otizmli öğrenci velileri hem de diğer öğrenci velileri de eğitime alınacak. Böyle bir çalışma yürütülecek ama Aile Bakanlığı'nın da konuyla ilgili gün içerisinde açıklama yapması bekleniyor. Tabii o açıklamanın detaylarında biz aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.